Dünya ve Avrupa şampiyonumuz, judo güreşçimiz, Sivas'ımızın gururu Taha Akgül'ü alkışlarınızla davet ediyoruz. Buyurun. Sayın şahitler, adınız soyadınız. Milli güreşçi Taha Akgül sakatlık sürecinin sona erdiğini belirterek hedefinin dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Evet tabii korona sürecinde biz de evlerimizdeydik. Herkes gibi evimizde kalmaya dikkat ettik. Ankara'daki kamp öncesi Sivas'ın Zara ilçesine gelen Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, İrem Kayhan Namık Korkmaz çiftinin nikah törenine katılarak milli güreşçi Namık Korkmaz'ın nikah şahidi oldu. Nikah öncesi açıklama yapan Taha Akgül, korona sürecinde bizler de evlerimizdeydik, evlerimizde kalmaya dikkat ettik, antrenmanlarımıza devam ettik, benim sakatlık sürecim var, Allah'a şükür onu da tamamladım diye konuştu. Evimizde antrenmanlarımıza devam ettik, ya benim sakatlık sürecim var, Allah'a şükür onu da tamamladım. Şu an kampa gidebilecek seviyeye geldim. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra normal takım arkadaşlarımla beraber kamplara gidip onlarla beraber ağırlık kuvvet antrenmanları yapabileceğiz. Kamp ortamını çok özlediğini dile getiren Akgül, arkadaşlarımla teknik ve güreş antrenmanları yapabilmeyi, güreşi çok özledim. 7 aydır mindere girmiyorum, teknik antrenman yapmıyorum. İnşallah bu özlemle bir an evvel minderlere kavuşmak istiyorum diye konuştu. Çok özledim kamp ortamını, arkadaşlarımla antrenman yapabilmeyi. Yani teknik antrenmanı, güreş antrenmanı yapabilmeyi çok özledim. Güreşi çok özledim. 7 aydır mindere girmiyorum, teknik antrenmanı yapmıyorum. İnşallah bu özlemle bir an önce minlere kavuşmak istiyorum. Benim için iyi olacak. Çünkü 6-7 aydır kuvvet ve kondisyon depoluyorum. Sakatlığımı da iyileştirdim. Dünya şampiyonası için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekleyen Akgül şöyle konuştu. İnşallah bundan sonraki süreçte de dünya şampiyonasına kadar Aralık ayında dünya şampiyonası yapılması konuşuluyor gündemde. Eğer işler olağan bir şekilde, güzel bir şekilde giderse Aralık ayında maçımız olacak. İnşallah oraya en iyi şekilde hazırlanıp hedefim yine altın madalya olacak her zamanki gibi tabii. Bugün Namık kardeşimizin beraber yetiştik, benim çocukluk arkadaşım. Bugün burada düğünü var. Zara'ya geldik. Sivas benim memleketim. Sivas'ımızı zaten çok özlemiştim. Korona sürecinde gelememiştik. Hem Namık kardeşimizi bugün evlendiriyoruz. İnşallah Allah mutlu mesut etsin. Daha sonra takım arkadaşlarımızla beraber geri inşallah Ankara'ya döneceğiz. Dünya ve Avrupa şampiyonu.